Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir börek tarifi paylaşacağım. Özellikle sahur için bu tarifi deneyebilirsiniz. Çok doyurucu, kesinlikle midenize oturmuyor. Su böreği severler, özellikle sizler için diyorum. Tam böyle su böreği tadında bir börek oldu. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Şimdi kabımın içerisine 2 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı karbonat ilave ediyorum ve çatalla çırpıyorum. Oldu ki o an elinizde karbonat yoksa onun yerine böyle yarım çay bardağı kadar şişe soda kullanabilirsiniz. İyice çırptıktan sonra çay bardağının 1/4 kadar sıvı yağ döküyorum üzerine. Yarım çay bardağı da soğuk süt ve tekrar çırpıyorum. Evet, sosumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi sosta kullanmış olduğumuz malzemeler oldukça az. Hemen kenara alıyorum ve artık böreğimi yapmaya geçiyorum. Şimdi elimde 3 tane yufka var. Fransa'da böyle hani ince yufkaları bulmak gerçekten çok kolay olmuyor. Arada bulabiliyorum. O da böyle nadiren yufka ve bazı ürünleri satan firmalar oluyor. Onlar böyle gezdikleri zaman gidip alabiliyorsunuz. Marketlerde de çok nadir bulabiliyorsunuz. Evet, bakın şimdi tavamın içerisinde 1 çay kaşığı kadar tereyağım vardı. O da sıcaklığında yumuşamış. Onu böyle fırçayla hem tabanını hem de kenarlarına sürdüm. Hemen ardından da yufkamın bir tanesini üzerine bırakıyorum. Evet, çok taze olduğu için alırken böyle biraz yırtılmalar oldu. Yerleştirirken dikkat ediyoruz. Böyle tavadan sarkacak kenarları bu şekilde yerleştirelim. İlk yufkayı serdikten sonra sos dökmüyorum. Şimdi ikinci yufkayı bu şekilde parçalara yırıyorum. Tabanına bakın, seriyorum. Tabanını böyle bir kat kaplayacak şekilde. İşte bu aşamada artık sostan böyle 2-3 yemek kaşığı dolu dolu gezdiriyorum. Yalnız sosu dikkatli bir şekilde tüketelim çünkü tamamını sadece bu sosla yapacağız. Kaşıkla hafifçe bastırıyorum. Daha sonra tekrar parçalamış olduğum yufkaları bir kat olacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Tekrar sostan gezdiriyorum ve dikkatli bir şekilde, yani her tarafını kaplamasına gerek yok sosumuzun. Şöyle üzerine hafifçe bastırarak sosu yayıyorum. Şimdi bakın, üçüncü katı seriyorum üzerine. Yine sosun üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Bir kat olacak şekilde. Tekrar sosumuzdan gezdiriyoruz ve bir kat daha yufka sereceğim. Yufkanın hemen ardından da artık iç malzemesini yerleştirmeye geçeceğim. 200 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirim vardı. İç malzemesinde kaşar ve de labne peyniri kullanacağım. İşte o süzme tadını verecek olan da özellikle labne, kaşarla birleştiği zaman muhteşem bir lezzet çıkartacak ortaya. Kaşarın hepsini döküyorum. İsterseniz peynir miktarını damak tadınıza göre biraz da artırabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, koymuş olduğum miktar yeterliydi. Şöyle biraz hani yayalım kaşarı, her tarafına gelsin. Peynirlerin üzerine de 200 gram labne peynirim var. Onu bırakıyorum. Böyle peynirin her tarafını kaplayacak şekilde süreceğim. Kaşar peynir yerine isterseniz mozzarella kullanabilirsiniz ya da eriyen herhangi bir peynir çeşidini de kullanabilirsiniz. Evet, harcımızı da araya yerleştirdik. Şimdi kalan yufka parçalarını tekrardan harcın üzerini kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Tek kat olacak yine. Sostan gezdiriyorum ve son kalan yufka parçasıyla da üzerini kapatıyorum. Dikkat ettiyseniz bir tane yufkanın büyük kısmını alt tabanına yaydım. Geriye kalanla da böreğimizin üst katını hazırlamış olduk. Yapımı oldukça pratik. Hepimizin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. İster dediğim gibi sahurda, isterseniz iftarda tüketebilirsiniz. Evet, kalan yufka parçaları ile de üzerini örttüm. Şimdi tüm sosu olduğu gibi üzerine döküyorum. Kenarlardan sarkan yufka parçalarını da içe doğru kapatıyorum. Böreğimiz artık pişmek için hazır. Hemen ocağımın üzerine alıyorum.
Pişirme kısmında da ocağı böyle yüksek ateşe veya orta ateşe getirmeyeceğiz. Bu aşamada kısık ateşte olması gerekiyor. Yüksek ateşte olduğu zaman yufkanın tabanı çok çabuk bir şekilde yanacak. Yanık kokuları böyle saracak etrafı. Bu nedenle lütfen pişirme işlemini kısık ateşte yapalım. Böreğimizin taban kısmı pişti. Ters çevirdik ama hemen tavamızın içerisine aktarmıyoruz. Şöyle nohut büyüklüğünde tereyağı parçasıyla öncelikle tavamı yağlıyorum. Daha sonra pişmeyen kısmını alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Kızaran yüzeyini de tereyağı ile yağlıyorum. Fındık kadar bir tereyağı yeterli olacaktır. Böyle her tarafını kaplasın yağ. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Nar gibi kızarana kadar. Böreğim artık hazır. Ocaktan alıyorum ve servise geçiyorum. Tavada börek hazırlanabilecek en pratik böreklerden bir tanesi. Evet, hemen ortadan ikiye bölüyoruz. Evet, içi oldukça bol. 3 tane yufkayla oldukça böyle kat kat oldu. Çok fazla kalın olduğu zaman börek lezzetli olmuyor. Daha çok hamur tadı oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık, efsane bir börek oldu. Evet, içi yumuşacık, böyle insanın hemen yiyesi geliyor. Sıcak sıcak kesinlikle tüketmenizi tavsiye ediyorum. Kaşar içerisinde tamamen eridi. Labnenin yumuşaklığıyla da karışınca gerçekten çok farklı bir börek çıktı ortaya. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hepiniz için keyifli bir seyir olmuştur. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.